Sahip Ata konferanslarının beşincisi Sahip Ata Külliyesi'nde gerçekleşti. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Doktor Zekeriya Şimşir, Sahip Ata'da bulunan çiniler hakkında bilgi verdi. Kubbeden bazı bordürlerinde daha sonraki dönemde buraya monte edildiğini de düşünebiliriz. Konya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı ise konferansların devam edeceğini söyledi, vatandaşlara çağrı yaptı. Bugün Sahip Ada konferanslarının beşincisini yapıyoruz. Buradaki amacımız vakıfların geçmişten günümüze gelen vakıflarımızın, vakıf medeniyetimizin bir misyonunu temsil ediyor. Bunu gelecek nesillere taşıma adına Sahip Ada Fahrettin Ali'nin mekanını kullanarak burada farkındalık üretmeye çalışıyoruz. Burada hocalarımıza Selçuk Üniversitesi'nde aynı zamanda Güzel Sanatlar Bölümünden de sergi var bugün ayrıca. Ve Necmettin Erbakan Üniversitemiz de burada konferanslara katılım konusunda bize destek oluyor. Biz her iki üniversitemize, hem Selçuk Üniversitemize hem de Necmettin Erbakan Üniversitemize teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Buraya bütün halkımızı, Sahip Ata Fahrettin Ali'ye bütün halkımızı davet ediyoruz.